Özellikle son aylarda daima uzmanların uyarısı vardı ki bununla birlikte gelen maalesef dolandırıcılık haberleri. Her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Şimdi de binlerce vatandaşın dolandırıldığı kripto para borsasından yeni bir vurgun haberi daha geldi. Tam 250 milyon hatta daha fazla yatırımın bulunduğu Bitex Nova'da alım satım yapılmaması kullanıcıları endişelendirdi. Peki ne oldu? Nedir sonuç? Hemen muhabir arkadaşımız Kübra Kılıç'a dönelim. Kübra, günaydın öncelikle. Kolay gelsin. Neler aktaracaksın? Yeni bir vurgun daha diyebilir miyiz buna, yoksa o söz konusu borsa tarafından yapılan bir açıklama var mı? Neler aktaracaksın? Günaydın. Evet, aslında şu anda bir açıklama yok. Yeni bir vurgun diyebiliriz aslında. Çünkü neden? Türkiye'de kripto para borsasında alım satım yapan 4 milyondan fazla yatırımcı zaten piyasa şartları gereği mağduriyet yaşarken, alım satımda mağduriyet yaşarken şimdi bir de vurguncularla uğraşmaya başladılar. Binlerce vatandaşı mağdur eden TODEX ve Bitcoin'den sonra kripto para borsasında bir skandal daha yaşanıyor çünkü şu anda. 15 bin abonesi bulunan Bitex Nova'da yatırımcılar paralarını çekemediğini iddia ediyorlar şu anda. Ve 250 milyon TL'den fazla yatırımın bulunduğu Bitex Nova hakkında şimdiden yüzlerce şikayet oluşmaya başladı bile. Bir hafta önce Bitex Nova olarak bilinen şirketin adıysa şu anda Bitex Ova olarak değişti. Aslında yatırımcıları en çok korkutan nokta da burası oldu. İsminin değişmesi oldu. Ve borsadan alım satım işlemi şu anda yapamadıklarını söylüyorlar. Uzmanlarsa sistemin kapanması durumunda yatırımcıların batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Dediğimiz gibi yatırımcıları şu anda en çok korkutan durumsa aslında Bitex Nova olarak bilinen şirketin adının bir hafta önce Bitex Ova olarak değişmesi oldu diyelim ve sözü size bırakalım.